Bugün Yüksek Seçim Kurulu seçim takviminin 18 Mart'tan sonra yani 19 Mart diye belirlemiş oldu. Bu tarihin nasıl bir önemi var? 14 Mayıs olarak belirlenen bir Cumhurbaşkanlığı seçimi, bir de biliyorsunuz genel seçimler olarak da milletvekili, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinin seçimi olacak. Fakat 6 Şubat Maraş merkezli bir deprem oldu. Burada yaklaşık 11 il ve 14 milyon insanı ilgilendiren olağanüstü bir durum oldu. Tabii bu olağanüstü durumu daha önceki yayınlarımızda belirttiğimiz gibi seçimi engelleme veya seçimi ertelemeye mani bir durum değil. Fakat bunun önlemini alabilecek koşulların YSK'da olduğunu da belirttik. YSK yakın zamanda depremzedelerle ilgili şöyle bir genelge yayınladı. Bu genelgeyi okumak isterim. 14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkını kullanabilmesi adına AFS'de vatandaşlarımız diğer il veya ilçelerin birine taşınmışsa taşındığı yerdeki adrese, yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil aynı il ve ilçe içindeki ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik, ev, yurt, konteyner, çadır, kent, huzur evi benzeri yerde barınıyorsa bu tür geçici yerlere yönelik yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlerimizin yanı sıra e-devlet ve nüfus matiklerimiz üzerine yapabileceklerdir. Bu kolaylaştırıcı bir şey tabii. Fakat verilen süre çok kısıtlı. Bu açıdan seçmen vatandaşlarımızın çok dikkatli olması lazım. Çünkü yaklaşık 2 milyona yakın depremzedenin kendi bulundukları illerin dışında bölgelere taşındıkları veya adres değiştirdiklerini biliyoruz. Bu 2 milyonun hepsi seçmen değil ama bunun üçte biri, dörtte biri bile seçmen olduğu zaman çok ciddi bir oran. Burada iki sorun çıkıyor. Bu 2 milyona yakın insanın ciddi bir seçmen ağırlığı olduğunu düşünürsek, bulundukları iller, 11 il, yaklaşık Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 600 milletvekilinin 6'da birini karşılayan 100 milletvekiline tekabül ediyor. Bu milletvekili sayılarında değişmiyor. Fakat depremzedelerin, yani o seçmen bölgeleri, OHAL bölgesi olarak da ilan edilen deprem afet bölgesindeki insanların en az 300-500 bini başka illerde oy kullanacaklar. Burada YSK, İçişleri Bakanlığı şunu diyor. Bizim içtihatlarımıza göre, geçmiş içtihatlarımıza göre bu konuyla ilgili gittikleri yerlerde o ilin seçmeni olacaklar. Çünkü yine YSK'daki duruma göre eğer valilik gerekirse aynı il içerisinde güvenlik nedeniyle ve başka bir nedenden dolayı ilçeleri birleştirebiliyor sandıkları. Ama bu il dışına çıktığı zaman bu mümkün değil. O il dışında yeni adres bildiriminde o bölgenin seçmeni oluyorlar. Tabii ki seçmenlerden şöyle bir itiraz var. Yani ben Hatay vatandaşıyım, Maraş vatandaşıyım. Ben orayı Maraş'taki adayımı belirlemek istiyorum. Buna da bir çözüm bulabilirdi. Ama bu noktadan sonra artık bu biraz geç kaldı, kalındı. Ne yapılabilir bu konuyla ilgili? Çabucak en azından 17 Mart 23.59'a kadar e-devlet üzerinden veya nüfus matik üzerinden hemen kendi adreslerini bildirip seçmen kağıtlarını almaları lazım. YSK aynı zamanda bu takvime kadar 18 yaşını dolduran, 14 Mayıs tarihiyle 18 yaşını dolduranların da listesini alacak. Çünkü İçişleri Bakanı Mernis sistemini YSK'ya açıyor. Burada 18 yaşını dolduranların yeni ikamet adresinin güncellenmiş biçimde ve aynı zamanda ölümleri de listeleyerek bir listeyi, seçmen listesini belirlemiş oluyor. Seçmen listesi belirlenirken burada yine dikkat çekeceğimiz bir husus, ki daha önceki durumdan biraz daha vahim bu dönem. Şu anda resmi rakamlarla 50 bini bulan bir vefat eden deprem zarar ver. Ve bunun çokça katı, sakat kalmış, engelli, hastanede duran ve seçmen olma potansiyeli taşıyan seçmenlerimiz var. Bu seçmenlerin yakınları yine YSK üzerinden taşınabilir sandıklarla, yani sandık, buna seyyar sandık kurulu deniliyor. Seyyar sandık kurulunun talep formları doldurup seçmen olma haklarını veya seçim haklarını kullanmalarını buradan tekrar duyuralım.
Çünkü bu çok önemli bir husus. Çünkü bu depremde, Maraş deprem merkezi depremde kaç kişinin engelli hali hastanelerde olduğu bilinmiyor. Ve bunların da seçme haklarının engellenmemesi, bunun da altını çizelim ki yakınları tarafından en azından seher sandıklarla hastaneye getirilir veya başka bir yere getirilir. Bir başka husus, yine güvenlik açısından Yüksek Seçim Kurulu veya seçim yasasına göre kapalı yerde yapılır diyor seçim. Şimdi depremde birçok yer yıkıldı, kapalı mekan okullarda yapılırdı veya başka kamu yerlerinde yapılır. Bu kamu yerleri de büyük oranda yıkıldı. Onun için çok güvenli, kapalı bir mekan içerisinde, yapı bu, illa bir şey olması gerekiyor. Bir çadır da olabilir, kapalı bir çadır da olabilir. Bir yapı içerisinde bunun güvenliğinin sağlanması lazım. 18 Mart, 19 Mart diye belirtiyor seçim takvimini. 10 Nisan'a kadar hem Cumhurbaşkanlığı adaylarını, hem aynı zamanda da milletvekili seçim adaylarını, partilerin bildirilmesini biliyor 9 Nisan akşamına kadar. 14 Nisan'da HDP'nin savunması alınacak. Anayasa Mahkemesi'nde kapatılması veya kapatılmaması yönünde veya sonrasında. Şimdi burada tehlike şu, 10 Nisan'a şimdi HDP olarak mı girecek? Çünkü o vakte kadar kendi şeylerini HDP olarak gelecekse listeleri vermiş olacak veya başka bir parti adına mı girecek? Bu çok önemli bir ikilem. Bu ikilemi HDP'nin en azından çözmesi lazım veya çözmüşlerdir bu yayın yapıldığı sırada veya birkaç gün içerisinde. Fakat bir başka husus, eğer HDP yasaklı hale getirirse, kapatılırsa bölgelerde, tüm Türkiye bölgesinde ve o hal ilan edilen bölgelerde sandık kurullarının oluşumunda bir kurul başkanı, il seçim kurulu tarafından bir kurul başkanı, bir kamu görevlisi ve aynı zamanda da o ülkede genel seçimlerde en çok oy alan 3 partinin temsilcisinden oluşturulacak 5 kişilik bir kurul oluşturuluyor. Şimdi HDP kapatılırsa onun yerine geçecek 3. kişi kim olacak? Sayın Kılıçdaroğlu HDP eş başkanlarıyla görüşürken, Millet İttifakı ile görüşürken bu hususların aslında çok dikkat alınması gerekiyor. Eğer HDP kendi adayını çıkartmayacaksa veya çıkarsa bile bu seçim güvenliği muhalefet açısından bir ayrı bir güvence sorunu. Bu anlamda kapatılıp kapatılmamasına göre Millet İttifakı'nın da HDP'nin de bu konuyla ilgili ciddi bir karar alması gerekiyor. O sandık kurulunun oluşturulması için. Çünkü eğer üçüncü parti yoksa ya kamu görevlisi oluyor ki kimlerin olacağını tahmin edebiliyoruz o bölgelerde kamu görevlisi. Eğer özellikle o haliyle ilgilendi veya seçmen, kimse o seçmen. Sandık kurullarının oluşturulması çok önemli. Bir başka husus, bu konuyla ilgili geçen seçimde geç kalındı ama 2019 İstanbul yerel seçimlerinde, Büyükşehir seçiminde CHP bu işi iyi kotardılar. Anında tüm sandıkların listeleri merkezde bilgisayar sistemi içerisinde kayıt altına alındı. Ve bu konuyla ilgili manipülasyona, engellemeye veya yanlış haberlere önüne geçilmiş oldu. Böylelikle adayın kaç oy aldığı belirlenmiş oldu. Bu anlamda Millet İttifakı ve HDP ayrı ayrı kendi merkezi sistemleri içerisinde bu sistemi kurmaları lazım. Çünkü yancı iktidara bırakılırsa, daha önceki deneyimlerimden de ben, kendi deneyimlerimden de biliyorum. 1-2 saat içerisinde seçim zaferini Anadolu Ajansı gibi ajanslardan bildirip seçim sandıklarının sayılmasını engelliyor. Ve insanlar rehavete kapılıyor ve seçim ajanslarla bitirmiş oluyor. Bu anlamda HDP'nin geçen dönem biraz eksik kaldığı husus veya başka partiyle girecekse bu hususla dikkate alması lazım. Millet İttifakı'nın da aynı şekilde buna çok dikkat etmesi gereken bir husus. Bu seçimlerde seçim güvenliği açısından parmak boyasının önemli olduğunu dillendiriyor. Gerçekten önemli. Eğer parmak boyası yerine getirilemeyecekse dediğimiz gibi bu konuyla ilgili sandık kurullarının dikkatli çalışması ve eğer HDP'nin yasaklı hale getirildiğinde onun yerine oluşturulacak Millet İttifakı tarafına
veya diğer partiler veya seçmenler veya HDP yine gelecek partinin oluşturulması önemli. Bir daha önemli husus, OHAL ilan edilen bölgelerde özellikle seçme ve seçilme hakkının kullanılması ve düşünce ifade özgürlüğünün kullanılması ile ilgili bu konuyla ilgili yasakların olabilme ihtimali vardır. Umarım olmaz toplantılar için. Bu da seçme ve seçilme özgürlüğünün en büyük ihlali ve manipülasyonu olur.